Ya bildiğiniz romantizm sen çekiyor, ben de romantizme suyunu teneffüs yapmaya çalışıyorum. Adam utanmadan beni eğiliyor ya. Eğlemez. Oğluşum kimseye eğlemez. Öyle bir şey yapmaz. Zümrüt teyzeciğim, sana kötü bir haberim var. Ama oğluşum bunu yaptı. Hatta hepsi yaptı. Peki ben ne yaptım? Kalktım Musa'ya, koltuğun yolunu gösterdim. Bir de yalan söylemiş ya, yalan! Eko peki? Sence Eko durur mu? Eko da yalan söyledi bana. Bana ne dedi biliyor musunuz? Ben mesaiye kalıyorum. Ben de aptalım ya, inandım. Ay! Yalçın, Yalçın Allah'ım diyorum ki tamam. Akıllandı bu adam, olgunlaştı, duruldu. Tam diyorum, pat çılgın bir proje imza atıyor. Benim bütün emekler heba. Ama biz yaptık. Evlenmesin. Bütün bunları biz yaptık. Aldık o adamları başımıza çıkarttık. Doğru. Bir de elimizle yol gösterdik. Bakın buyurun gelin. Burası dedik maşallah, onlar itirazsız tıpış tıpış geldiler. Ama ben bunları çözdüm. Ben bu erkekleri çözdüm. Her şey istediklerini alana kadar. İstediklerini alana kadar karıcım karıcım böyle peşimize dolanıyorlar. Aldıktan sonra da... Aynen bacım, aynen. Bir de demiyorlar mı sorsam? Yorgunum ya, çalışıyorum. Bir boşum var ya. Biz de çalışıyoruz. Oradaki değil ki fazla. Biz çalışmıyoruz. Biz eşekler gibi çalışıyoruz. Helal be, ben hariç. Hem de kendimizi bildik bileli çalışıyoruz. Peki biz ne istedik ya? Yat mı istedik, kat mı istedik, pırlanta kolye mi istedik? Dürüst olacaksın, bir tane çiçek getireceksin, göreceksin. Bu kadar yani, bu kadar. Bu kadar, bak boş, bak boş, boş. Bacım ben onu da geçtim. Evde bütün yük bende. Tabii. Çocuklara ben bakıyorum, bulaşıkları ben yıkıyorum. Bütün günde üste işe gidiyorum. Tabii. Al benden de o kadar. İnsan bir minnet duyar, bir ya, takdir eder. Ya. O da yok. Akşam beş karış turaç çekiyoruz bir de. Ya. Herkes anlayacak. Kızlar! Bu gidişata bir dur demenin tam olarak vakti geldi. Değer bilmek yok, kıymet bilmek yok. O zaman biz de ne yapıyoruz? Erkekleri boykot ediyoruz kızlar. Boykot! Hareketlere bak. Boykot! Ben bekar ve mutlu bir kadınım. Koşmaca aldı beni benden, sıkıldım artık, yarın da mı geleceğim? İyisi mi gerisini bulayım derken oyunlar dönmüş hile ve cebre. Arkadaşlar günler geçti, günler geçiyor. Bunların dirençlerinde en ufak bir kırılma yok. Yapabileceğimiz her şeyi yaptık, her yolu denedik ama olmuyor. Bunlar örgüt olmuş, vallahi örgüt olmuş. Yani bırak geçtim kırılmayı. Ya Esra Ergün el arttırıyor abi. Evet. Abarttı iyice. Da abartır, ben kardeşimi tanıyorum. Benim kardeşim abartır, suyunu çıkarır. Babam da biliyor. Baba, baba ne yapıyorsun? Hı? Ne olmuş yani? Ya bir icat yaptık, ya bir icat. Hata mı yaptık? Yok ya, yok. Bilime saygıları da yok. Aynen öyle, aynen öyle babacığım, aynen öyle. Yani bir dehaya, bakar mısınız dehaya bir... Şu dehayı göremiyorlar ya. Oğlum, şu dehadan anlamıyorlar ya. Evet oğlum, anlamıyorlar ya. NATO Mermen, NATO Kafa anlamıyorlar yani, anlamıyorlar. Kanepe.
Ya ben kanepede uyuyorum ya. Bana Allah aşkına ya. Ne nedir ya? Orta çağda kaldı arkadaşlar. Kanepe ne ya? Skolyoz oldum. Kanepelerden nefret ederim. Ya al benden de o kadar. Ya bir bana bir bak. Ben çok iyi bir koca değil miyim? Evet ya? Abi. Ha, bu bana yapılır mı ya? Asla. Aynen öyle. Ben mesela ideal kocanın vücut bulmuş hali gibi bir şeyim abi. Yani ideal bir koca değil miyim ben? Evet. İdeal evet, bir tabii. Kocayım. Hayır yani bizim bir kumarımız var mı? Yok. YouTube alışkanlığımız var mı? Yok var. Ya bir maç izledik ya. Bir maç. İzleye bir maç. 90 dakikalık bir şey. Bu yapılacak iş evet mi? Ya. Hiç. Neyse arkadaşlar, birbirimizi yeterince methettiysek artık şu konuya bir dönelim. Çünkü belli ki böyle ömür geçmeyecek. Yani geçmeyecek, geçmeyecek de ne yapacağız? Ha. Ne yapacağız? Geri adım falan mı? Bak şunu kafana şimdi vuracağım ha. Geri adım, geri adım yok. Delirmeyin ya. Geri adım, geri adım yok ya. Yok. Geri adım falan atmayacağız abi. Geri adım falan atmayacağız. Masada çözeceğiz biz bu işi. Masada mı? Müzakerecilik. Tamam. Müzakere edeceğiz. Tamam abi. Hem babam da bizden. Süper. Evet abi. Mucidimiz de var. Tamam. Aynen. Deha. Tamam. Tamam güzel. Gideceğiz. Geldim, geldim. Ben de geldim. Sen niye geldin? Sen evli bile değilsin ya. Neye geldin? Desteğe geldim. Desteğe. Ya. İyi yaptın be. Tribünde bak. Hadi bak, hadi bakalım. Soğuk savaşı başlatıyorum. Tabii ki de ilk söz oğluşumun. Teşekkür ederim anneciğim. Ama daha önden... Her şeyden önce... Karıcığım, bugün yine çok güzel gözüküyorsun. Güzel, ortam yumuşak. Bunlar iyi, yumuşat ortamı, iyi bunlar. Sağ ol. Sağ ol mu? Oğluşum, bu kız senin hiçbir zaman değerini bilmedi. Sağ ol ne ya? Sağ ol ne? Para üstü vermedi, sağ ol. Ya Zümrüt Hanım teyzeciğim, anneciğim ama ya. Sağ ol. Sen sus. Susmayacağım. Sen karışmasana ya. Söz hakkı olanlar da sus. Çeneniz kopsun inşallah. Evet, buyurun. Dinliyoruz. Madem bizimle anlaşmak istiyorsunuz, gelelim taleplerimize. Buyurun. Bir, kaybolan romantizmi geri istiyoruz. Nerede kaybettiyseniz bana getirin. Musa, o ortopedin çorapla kaybettin sen Musa. Vallahi kaybettin. Ya, ne terk edelim. Ama bu bizim özelimiz ya, özelimiz. Ne özeli artık? Merak etmeyin, o bende, bizde sıkıntı yok. Nasıl sizde ya? Yani bazı duraklama dönemlerine girmiş olunabilir, bazı problemler yaşanmış olabilir. Orasını bize bırakın, biz orayı çözeceğiz. Mesela Ozan, ne yapacaksınız mesela? Çözeceğiz biz onu, merak etme tamam. Tamam, devam ediyorum. İki, bu biraz kişiye özel bir madde. Akıllı icatlar için evin demirbaşları ve dahi kredi kartı kullanılmayacak. Bir dakika, bir dakika kızım Esra, sen ne diyorsun? Bu kabul edilemez. Biz bunu kabul etmiyoruz. Yok öyle bir şey. Bilim kuşu söndürülemez. Ya sen ne diyorsun? Sen ocağımı söndürdün. Evet. Bilimin ışığı diyor bana ya. Bilim kuşu söndürülemez. Tamam, tamam, tamam. Sakin. Kabul ediyoruz. Kabul kabul ediyor. Olmaz o. Bunlar ya. Ben sana finansman sağlayacağım. Ama bir dakika. Ben sana finansman sağlayacağım. Tamam peki oldu o zaman. Bu sadece senin değil. Bütün kadınların kazanımı Meneşe. Çok sağ ol. Helal. Böyle devam. Aynen bu bizim. Devam. Üç. Haftada sadece bir gün maç izlenecek. Öyle bir şey yok. Ama bir maçım var. Öyle bir şey yok. Ne demek öyle bir şey yok? Haftada sekiz maç mı kalmış? Hayır hayır öyle bir şey yok. Ben çok imkan olabilir böyle bir şey. Biz maç izleyebiliriz. Ben her akşam ne yapıyorum? Ben anlamadım. Bal cips getirin götür. Bilmem. Mola alalım mı? Mola. Böyle bir şey imkansız. İmkansız. Mola. Anneciğim biz mola istiyoruz. Mola. 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 Buyurun buyurun buyurun. Mola. Mola. Anneciğim biz geliyoruz. Hallere bak ya. Başkanım buyur. Gel. Buyur şimdi. Abi geri adım atmıyoruz. Asla. Tamam mı? Gerekirse taviz verelim. Taviz verelim. Yani bulaşık yıkayalım ya. Ben? Nasıl bulaşıkları yıkayacağız? Musa ben CEO adamım. Ben bulaşık falan yıkayamam. Ben olmaz o iş. Ben yıkarım ya. Takılmayın. İki tane maç diyor abi. Almamız lazım bu hakkı ya. Yaparız, yaparız. Evet. Sıkıntı yok. Bir şey yok. Kabul et ya. Ne olacak? Evet. O zaman tamam şöyle yapıyoruz. Evet. İki gün maç, bir gün bulaşık. İki gün maç, bir gün bulaşık. Tamam, bunu kabul ettiririz. Tamam mı? Tamam. Hazır mıyız? Tamam. Hadi buyurun. Yürü başkanım. Tamam, buyurun. Geliyorlar ya. Bazı kararlar olur. Anneciğim. Aynen. Bazı kararlar olur. Tamam. Evet. Ama. Bir dakika. Ama mı? Ama. Haftada en az iki gün maç izlenecek. Bir günde
bulaşık yıkanacak. Zaten yardım edeceksiniz. Zaten sizin bize ev işlerinde yardım etmeniz gerek. Ben nasıl ya? Hayır o ben CEO adamım. CEO adamım ben nasıl olur? Bulaşığı sanki siz mi yıkıyorsunuz? Ya makine yıkıyor konu. Ya biz de suyunu tutacağız, makineyi yerleştireceğiz. Onlar hep işte. Vay be ya, bravo ya. Çok sağ ol ya. Gerçekten çok ya, sağ ol. Ya makine icat olundu diye biz neden maç izleme hakkımızdan mahrum kalıyoruz? He? Çok saçma bu. Ya arkadaşlar bana bıraksalar kim bilir daha neler icat edeceğim. Yani. Bırakmıyorlar ya. Sus. Hayır sus. Sus. Hayır efendim. Anlayacağız. Haklarımızı geri istiyoruz. Susmayacağız. Vermiyoruz. Ya şöyle bakın siz bunu anlamıyorsunuz arkadaşlar. Haftada bazen değil mi en az iki kere derbi oluyor. Hadi ya bu işin, hiç bu işin İngiltere Ligi var. Bunun İspanya Ligi var, bunun bilmem ne Ligi var. Ya bu teknik olarak mümkün değil. Mümkün değil. O zaman ya beraber yaşayın. Ama anne. Bakın arkadaşlar sus. Hayır, hayır, hayır. Sizin bu talebiniz asla ve kata kabul edilemez. Bitti. Küçük menetiz. Siz bunu kabul etmiyor musunuz? Etmiyorum. Etmiyor musunuz? Etmiyorum. Tamam o zaman. Etmeyeceğiz. Biz bunu kabul etmeyeceğiz. Etmiyorsunuz. Peki. Peki tamam. O zaman biz de bu müzakere masasını deviriyoruz. Hadi bakalım. Hatta eli yükseltiyoruz. Bundan sonra da eve gelmiyoruz. Gelmezseniz gel. Belki. Gelmekte çok hızlı gittin ya. İşte hukuk sistemi, işte adalet sistemi. Evlere gelmiyorlar. Abi sen ne yaptın ya? Ya ne demek eve gelmiyoruz ne demek ya? Ha kendini yaktın bizi niye yakıyorsun be kardeşim? Hadi ben gaza geldim. Tamam ben gaza geldim ağzımdan bazı sözcükler çıktı. Sen niye o müzakere masasını deviriyorsun? Sen devir dedin. Abi ben mecazen dedim. Sen niye gerçekten deviriyorsun o masayı? Ya ben ne anlarım mecazla gel. Ben onları ben nereden şey yapayım? Ya, bir dakika ya bir dakika. İkiniz de çok iyi yaptınız. Hah. Hem bir görsünler bakalım. Bizsiz kalmak neymiş bir görsünler bir yaşasınlar. Aynen. Ayrıca ne var bir icat için iki tane altın feda ettiysem ne olmuş? Hiç, babacığım hiç. Ne iki altını evler, arabalar, arsalar ne anlatıyorsun? Babacığım sen girme oralara lütfen gözünü seveyim. Hayır hayır ben babacıma hak veriyorum. Ben iyi bir şey yaptım. Değil mi? Baba ben iyi bir şey yaptım ya. Evet. Değil mi Musa iyi bir şey yaptım. Aynen aynen abi iyi yaptın ya. Ha? Ya inanmıyorum yine ortamdaki en aklı başında insan ben oldum ya. Bana bunu yapmayın lütfen ya. Ben bu erkekler grubundan affımı istesem arkadaşlar. Evet. Ya saçmalama Eko saçmalama ya. Hayır iyi düşünün saçmalama. Abi ben giderim paşa paşa özrümü dilerim. Aynen. Gerekirse kanepede sürgün hayata yaşarım bir müddet. Ama yani burada bir tuhaf. Ya saçmalama Eko ya. Olmaz öyle şey ya. Bak kılıbıklık yapma hain. Oğlum sen bana ikidir bak. Allah Allah. Hayır bir dakika arkadaşlar. Biz bu yola beraber çıktık. Evet. Ya. Beraber yürüyeceğiz. Biz kararımızdan dönmeyeceğiz. Neydi? Bir cepheyi kaybedersek bütün cepheler düşer arkadaşlar. Yapmayın ya. Hem bir de görmediniz mi? Ben öyle söyleyince bunların nasıl bir ödü koptu. Yani doğru oturdular. Doğru ama masaya oturdular. Ya bunu görmediniz mi? Ben bir tek ben mi gördüm bunu çocuklar Allah Allah. Neyse sen sabırlı ol. Biraz. Dur bakalım. Dur bakalım. Dur ya. Ne yapıyorum ben ya? Aramayacağım tabii ki. Atlas. Annem saat kaç olmuş? Bizim yatmamız lazım artık. Değil mi? Hadi gel. Ya. Aa, hiç öyle ya falan yok. Şimdi yatacağız çünkü yarın erken kalkacağız. Ben boyaları toplarım. Kaldığımız yerden devam ederiz. Tamam mı? Gel. Gel ben bir tanem. Anne ne oldu? Anneciğim. Ay. İyiyim. İyiyim. Öyle bir anda kalkınca ya başım döndü gibi oldu. İyi bir tanem korkma anneciğim. Gel, gel bebeğim. Alo. Zeyno, Musa geldi mi? Yok, gelmedi. Telefon etmek falan da yok. Eko geldi mi? Yok vallahi o da gelmedi. Dur bekle, Esra'ya bağlıyorum. Efendim Zeyno. Esra, Elif de şimdi hatta. Ozan geldi mi eve? Yok gelmedi. Sizinkiler geldi mi? Yok. Kızlar, bir şey diyeceğim. Bence durum hiç parlak değil. Yalçın baba da ortalıkta yok. Yani gelirler herhalde birazdan. Tabii canım, mutlaka. Başka yolları mı var? Yani muhakkak gelecekler. Hatta belki yoldadırlar bile. Kızlar, bak kuyruğu dik tutalım derken işin tadı kaçmasın. İnşallah. Oh.
Ha, abi neredesin ya? Geldim. Bir işim vardı. Hallettim, geldim. Ne yaptınız? Biz ne yapalım? Ne yapalım? Sıkılabileceğimiz her farklı formda sıkıldık. Ben çok sıkıldım. Ben karıma gidiyorum. Hayır. Nereye gidiyorsun? Bak, Elif benimle kardeşim oğlum. Bu mesele hepimizin meselesi ya. Bir dur. Çok doğru. Ya ama arkadaşlar delireceğim ya. Yani basit bir maç izlemek için çıktığımız yolda şu düştüğümüz hale bak ya. Babam burada 2 saattir televizyon izliyor. O orada kahve öpürdetiyor. Ya benim rüyalarım bile bu kadar saçma değil ki. Tamam. Kocuğum. Eğer memnun değilsen... Değilim, ben gideyim. Hayır, bir şey yok ya. Nereye gidiyorsun ama sen? Gideyim. Memnun değilsen de kalacaksın ya, abi, evet. Allah Allah. Memnun değilsen de kalacaksın burada ya. Bak bu kadar adamız bir çıkıntılık yapan sensin ya. Aynen öyle. Yani neydi? Unutma neydi? Bir cephe kaybedersek bütün cepheler düşer. Çok doğru. Tamam, gitmiyorum. Çok doğru. Oh tamam. Be işte bu. Heh. Gideceğim sabahtan beri. Ay. Ya Menekşem şimdi dükkanı nasıl kapatmıştır acaba? Takıldım ben oraya. Bak. Ama çocuklar bir şey diyeceğim ya. Evet. Yani Menekşe o kadar da haksız değil galiba. Ha? Çok işte. Doğru. Çok doğru. Ya şimdi babacığım, yani oradan bakınca ya Esra da çok haksız değil gibi ya. Yani ben o yemekte olmadı. Ben hoş olmadı o yemek ya. Olmadı. Ay düşünsene Eko şimdi. Ne güzel yemekler yapmıştır Menekşe değil mi? İşte tamam babacığım, yani baksana Esra'nın yemekleri. Yani şu düştüğümüz hale bak, biz pizza yakalayacak adam mıyız ya? Şu halimize bak, ben bir de gittim kıza dedim ki senin yemeklerinin dedim tuzu yok dedim ya, tuzu eksik olmuş dedim. İşte olmamış dedim. Baba, arkadaşlar, eşlerimize koşalım, karılarımıza koşalım vallahi. Ya ne olacak ya? Dünyada bir ton kılıbık erkek var, ben hayatımın geri kalanını kılıbık bir adam olarak geçirmeye var mı? Bana uyar, vallahi olur. Hayır, ben zaten eskiden kılıbıktım. Evet, bilmediğimiz yerler değil ki. Ya ne oluyor? Tamam. Ya ne oluyor ya? Ne oluyor beyler, ne oluyor? Gözünüzü seveyim, ne yapıyorsunuz ya? Yalçın amcacığım, katiyen sana bağırmıyorum. Ama ne oluyor? Ya biz bir maç izleyebilmek için yalan söylemek zorunda kaldık ya. Ya bu bir dramdır ya. Doğru, çok doğru. Biz yalan söylemeye mecbur bırakılmış, yani adeta suça itilmiş gençleriz burada. Hayır, biz yalan söyledik. Bir yalan söyledik ama bu yalanı nasıl söyledik? İçimiz paramparça. Evet. İçimiz kan ağlarken söylemedik mi biz bu yalanı? Ha, bir de bir şey diyeceğim. Ben teknik olarak yalan söylemiş sayılmıyorum ki. O dediğim, söz verdiğim romantik yemek kendi mi? Kendi. Ben yalan söylemiş falan olmuyorum ki. Ben niye yalan söylemedim yani? Arkadaş, ben lokantada patates soymuyor muyum ya? Hiç. Patlıcan soymuyor muyum? Hiç. Bunlar niye görünmüyor? Evet. Hiç. Ama benim şu anda ne yapmam lazım? Ayvalık'ta, teknemde, akıllı oltamla balığımı çekmem lazım. Evet. Aynen öyle ya. Evet. Bu adam patates soyuyor ya. Evet. Evet. İşte bu ya. İşte bu. Haklıyız. Kazanacağız. Neydi? Bir cephe düşerse bütün cepheler kaybederiz, gider bir kaybederiz. Tamam, düşer. Bu. Çok doğru. Geliyorum. Oh. Hadi otur. Ya bunlar bayağı dün gece eve gelmediler. Farkında mısınız? Ha, ben Pınar'dan öğrendim. Şirketin üstündeki lofta kalmışlar. Bak sen. Demek el yükseltiyorlar. Biz de misliyle karşılık vereceğiz. Zeyno, saçmalama ya. Ne yapacağız? Adamlar zaten eve gelmedi. Şu hale bak. Kalkın. Tatile gidiyoruz. Ne tatili ya? Ya kızım, dedik ya kız kıza bir tatile çıkamadık. Hani detoks kampı vardı, oraya gidecektik. Hadi. Tamam. Bana uyar. Ben varım. Olmaz. Atlas'ı ne yapacağım ben? Ya kızım, ben bakarım Atlas'a. Ne güne duruyorum burada. Gidin. Esra, itiraz istemiyorum. Vallahi bak, eve geldiklerinde bizi bulamamak neymiş? Bir yaşasınlar, bir görsünler ya. Bilemedim şimdi ya. Çocuğu bırakıp ben yavrum... Esra, hadi. İtiraz istemiyorum bak. İyi, tamam, gidelim hadi. Gidelim, biz de tatilimizi yapalım. Güzel olur, eğleniriz. Aferin. Bravo. Çalışıyor kızı. Arkadaşlar... Esra hala gelmedi mi, bana mı öyle geliyor? Yok gelmedi ama yoldadır, gelir birazdan. Ya beyler, ben dün gece eve gitmedim ya. Evet. Şimdi ben tanıyorum abi, ben biliyorum karımı yani. Şimdi o çok pişman olmuştur, üzülmüştür ama yani Ozan, ben çok pişmanım. Ozan eve dön de diyemez. Demez. Ama o yani o gururundan ölmüştür, zaten yoldadır, geliyordur. Diyorsun. Abi canım, aynen böyle olmuştur. Tabii. Gelsinler ya. Gelsinler abi. Ben çiçeğimi çok özledim. Çiçeğimsizlikten öleceğim artık ben ya. Sakin.
Zafer çok yakın Eko, sen bir sakin ol. Biz de. Zafer çok yakın, sakin. Nasıl ya? Ne nasıl ya? Oğlum aynen böyle dediğim gibi işte bak. Esra bensiz yapamaz abi, evet. Yapamaz. Ya ben tapıyor bana, ben biliyorum bunu. Abi bunlar gitmiş. Nasıl ya? Nasıl gitmişler? Nasıl nereye gitmişler? Ya tatile gitmişler. Ya. Kim? Kızlar. Ay çok güzel mekan ya. Aa. Ver bakayım sen şunu bana. İyi ki gelmişiz kızlar. İyi ki, çok eğleniyoruz, çok mutluyuz. Biz çok mutluyuz burada, çok. Hı, ağızlara bak. Hava da çok güzel. Abi hani Zafer yakındı? Hani Zafer yakındı? Heh. Bırak Zafer'e yakınlık, karılarımıza bile yakın değiliz abi biz. O güzel insanlar gitmişler. Ah çiçeğim ya ama... Şş. Nereye gitmiş bunlar bak. Bak bak adresine tamam, bak. Tamam dur, açıyorum sitesini açacağım şimdi. Ya. Hadi bul şunun adresini, tamam, hadi bul şunun adresini. Tamam yazıyorum ya Allah aşkına ya. Heh bu, bu otel. Bu nedir? Bu ne oğlum? Nasıl ya? Bu ne oğlum? Arkadaşlar ortamda bir miktar kaslanma mı söz konusu? Ama bu yani... Yok bu gerçek değil de. Tabii tabii ilaç bunlar. Şunu gerçek. Göreceğime kör olaydım bir ya. Bir cim adasına mı gittiniz? Bu nasıl vücut bunlar ya? Abi ben kötü oldum. Benim bir şekerim sakin, falan oynadı sakin ya. Sakin ol oğlum. Sakin ol. Sakin ol. Ya ben Zeynom'u arayacağım ya. Zeynom diyeceğim. Ne? Zeynom geri dön. Seni hayır. Çok özledim diyeceğim. Zeynom bir şey yapamaz. Çok özledim. Geri bırak. Bir bırak. Saçmalama. Saçmalama. Yapamazsın öyle şey. Saçmalama. Bana bak. Nefes al. Bana bak. Bırak telefonu. Telefonu bırak. Bırak abi. Bırak telefonu. Bırak. Benim gözüm içine bak. Telefonun gözüm içine bak. Nefes alın mı ya? Sakin. Tamam. Sakin. Zafer çok yakın oldu. Tamam. Yeter. Bir şey diyeceğim. Telefonu bıraktırdık da hı, ne yapacağız? Bir yere bakıyoruz. Ne? Otele, otele telefonu al. Gidelim abi. Ah. Gidelim buraya. Bu kadar kas olur mu be kardeşim? Kızlar ne iyi oldu da geldik değil mi ya? Ne kadar huzurlu bir yer. Kuş cıvıltıları, güneş. İyi ki geldik valla. Aynen ya. Aynen, iyi ki geldik ha. Eğleniyoruz da sıkılmıyoruz falan. Ortam çok güzel. Harika bir içeceğimiz de var. Hmm. Çok güzel tadı. Bunu eve dönünce mutlaka hep yapmalıyız. Hep. Muhakkak yapalım kızlar. Çünkü aşırı lezzetli ve çok sağlıklı. Bir yudum alıyorum. Böyle hücrelerime kadar sağlıklı olduğumu hissediyorum. Her sabah içmeliyiz bunu. Yapalım. Aynen. Neyse ya, en azından çok iyi bir masaj yaptıracağım ben. Burada çok iyi bir masöz kadın varmış. Sonra yaptıktan sonra belki size de tavsiye ederim. Aynen, aynen böyle tadını çıkar biraz. Size de erkeklerden bu kadar uzak olmak çok iyi gelmedi mi ya? Ben böyle bir parlıyorum sanki. Şöyle bir parladım. Hafifledim bak, yemin ediyorum hafifledim. Çok iyi geldi. Erkeklerden ne kadar uzak o kadar iyi. Ah! Ozan! Ozan! Aha abi o gördün mü? Gördüm gel bak. Ozan. Allah Allah, ne alakası var yani? Burada niye varlar ki manasında? Resmen peşimizden gelmişler resmen. Bana bakın, peşimizden geldiler diye öyle gardı indirmek yok ha. Bu maçı alacağız. Has, tabii ki de. Evet. Çok etmeyin, şey yapmayın. Toplantı mı olur? Toplantı mı? Yapsak, nereden yapsak, geliyoruz? Nereden geliyoruz? Nereden? Yandan. Bak bak, bir de bakmıyorlar. Yokmuşuz gibi. Beyler buraya kadar geldik. Ama hala maça döndürmek için bir şansımız var. Allah bana öyle geliyor ki 10 kişiyiz. Dakika 90'da da penaltı yemişiz. Hadi bakalım. Gelmesin. Görmedim mi? Esra'yı beni görünce nasıl içe gitti, içe gitti. Bir şey oldu. Hadi başlayalım. Bu ağaçları keselim diyorum. Şey, tamam, şey, açalım. Açalım. Hoş geldiniz. Aa karım. Ne yapıyorsunuz siz burada ya? Bizim peşimizden mi gel? Bizi bildiğin takip etmişler yani. Yok canım, bizim gelişimizin sizde bir alakası yok yani, değil mi Musa? Evet, biz toplantıya geldik. Hemen giderken dinlenelim dedik. Şansa bak, bizim otelde. Ya dünya ne kadar küçük ya, bizim kaldığımız otele. Bak, değil mi? Hayır evet, hayat tesadüf zincirleriyle bağlı gibi birbirine tam. Ya şu yalan var ya, o ağzında o kadar durmuyor ki. Böyle bağırıyor, ben yalanım, ben yalanım. Huyum kurusun. Yani madem bizim için gelmediniz, o zaman biz de tatilimize kaldığımız yerden devam ederiz. Size de iyi dinlenmeler. Tabii edin size de yani tatiller iyi tatiller. Bu arada kızlar, benim masaj saatim gelmiş. Saunadan sonra buluşuruz. Saunaya gidelim bari şöyle. Hadi bakalım.
Güzel bir yoğrulalım şöyle. Vallahi böyle hamur gibi yoğursunlar bize. Gel kız. Oğlum masaj mı dedin, mesaj mı dedin? Masaj dedim, mesaj nasıl yapılsın ya? O yapılmaz ki. Yapılmaz, masaj dedi. O kaslar mı yapacak masajı, o kaslarla evet, böyle, böyle yapacaklar masajı öyle mi? Evet. Olmaz, olmaz oraya nasıl olacak? Ha, nasıl masaj yapacak o? Abi sakin, ne masaj yapacak o? Kaslar masaj. Olmaz, o kaslar masaj yapamaz. Ya ne yapalım? Sakin ol ya. Sakin, sabırlı ol, metin ol. Say ona kadar say ya. Masaj çok tadımı kaçırdı ya. O masaj yapılmayacak. O masaj yapılmayacak. Geldiniz mi? Ay. Vallahi ben de mayıştım, tam uyumak üzereydim. Ne kadar sakin, ne kadar güzel bir yer. Tam zihin boşaltmalık. Evet, ben hazırım. Ay. Oo, cevap vermeyeceğiz ha? Sükunet diyorsunuz yani, haklısınız. Tamam, bence de susmamız, sessiz olmamız lazım. Siz konuşmazsanız ben de konuşmam, hiç sorun değil. Gerçekten dedikleri kadar varmışsınız. Eliniz ne kadar iyi. Ay şıp diye buldunuz ağrıyan yeri. Ay orası evet. Ay evet işte orası. Heh. Ay parmaklarınız sihirli mi acaba? Aa! Ne yaptınız ya? Ben bir şey diyeceğim. Ben sert masaj istemedim. Ben yumuşak masaj istedim. Sert masaj istemedim ki. Yumuşak yumuşak. Tamam. Bu arada isminiz neydi? İsminiz diyorum, neydi? İsminiz duyamadınız mı beni? Anlamadım ki. Ozan! Sen ne yapıyorsun burada Ozan? Ha, ne yapıyorsun? Senin ne işin var burada? Ha, ne demek ne işim var benim burada ya? Ha, ne demek ne işim var? Ne oldu? Şaşırdınız mı? Sen başka birini mi bekliyordunuz? Evet, tabii ki başkasını bekliyordum. Şu anda masaj yaptıracağım odada. Masaj yapacak insanı bekliyordum Ozan. Seni beklemiyordum tabii. Yok. Sana masaj yapacak o kaslı insanlardan yok. Ben varım elinde ya, ben varım. Yok, öyle kimse benim karıma dokunamaz. Ben kırarım o elleri, dokunan elleri. Sen ne diyorsun ya? Sen gene açtın o maganda modunu. Kafayı falan mı yedin acaba? Yedim. Kafayı yedim. Ulan kafayı yedirdin bana kafayı. Yedim ben bu kafayı, yedim ya. Allah Allah. Kafayı mı yedin? Beyefendi, burada sizin ne işiniz var? Burayı yirmeniz yasak, çıkar mısınız lütfen? Heh. Siz mi yapacaktınız masajı? İzin verirseniz evet. Abi ki izin. Ne demek izin, ne demek? Tabii ki. Hay Allah, ben de şey sandım ya. Bak ne sandın o zaman? Ne sandın? Ben öyle kastı kastı görünce ben bir anda fotoğraflarda falan bak. Ben... Çıkar mısınız? Tabii ki çıkarım. Neden çıkmayayım? Siz benim karıma masaj yapmaya devam edin. Böyle güzel bir masaj yapın. Çünkü rahatlamaya ihtiyacı var. Ozan geldim. Çık dışarı! Çıktım. Çık dışarı Ozan! Çık dışarı, çık! Çıktım. Kapıyı kapat! Buraya gel, kapıyı kapat! Döndüm, kapattım. Kapat! Sakinlemeye geldim. Görüyorsunuz stresimi. Masaj yapar mısınız? Teşekkürler. Tamam Pınar. Sen bana mail at. Ben zaten yarın bakarım onu. Tamam, görüşürüz. Sen ne kadar güzel olmuş. Bana bak Ozan, sen buralara kadar gelip beni rezil edemezsin. Duydun mu? Ne oldu sana? Sen ne zaman bu kadar maganda oldun? Ne yapıyorsun? Ne yapayım ben? Ne yapayım ben? Esra, ben seni kıskanıyorum. Heh. Kıskanıyorum ya, öyle değilmiş gibi davranmaktan da bıktım be. Bıktım. Ya ben karımı kıskanıyorum, kıskanıyorum. O kaslı kaslı mahkenlerden de kıskandım. Oh be! Oh!
Ben seni kıskanıyorum ya. Ben buyum, buyum. Ben buyum, buyum. Tamam, ben de kavga etmemek için hayatta tamam demeyeceğim şeyleri tamam demekten sıkıldım. Yemeğin tuzu yokmuş. Tuzu yoksa alacaksın. Ellerin var Ozan. Ellerin o tuzu tutacaksın ve tuz serpeceksin. Anladın mı? Ben işten gelmişim, sana kaç çeşit yemek hazırlamışım. Bana kalkıp diyorsun ki yemeğin tuzu yok. İnsan bir teşekkür eder, teşekkür eder. Ben senin yaptığın her saçmalığa tamam diyecek o kadın değilim. Esra'yım ben, Esra. Esra. Ozan. Şu anda barıştık diyemem. E tamam, ne yapacağız o zaman? Saklan, git bir çık. Balkonda. Balkona çıkamazsın. CEO adamın elinde işi var. Balkonda ben nasıl CEO adam olmanla senin balkona çıkman ne alakası var CEO'luğunla? Ya başlatacaksın CEO'luğuna. Geldim Zeyno, geldim. Gönder, 5 dakikaydı. 5 dakika. Ya kızım, benim kafam çok karıştı ya. Aşağı gel, konuşalım dedim. Gelmedin de. Zeyno'cum, ben de tam aşağı gelmek üzereydim. Bence sen bugün git, yarın gel. Hadi gel. Hayır, olmaz ya. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Şimdi bizimkiler kalkıp ta buralara kadar gelmişler ya. Ben diyorum ki acaba biz bunu değerlendirsek mi, değerlendirmesek mi? Yani diyorum ki işte birazcık kafam karıştı benim. Haklısın, haklısın Zeyno'cum. Git kocanla barış. Hadi git barış şimdi, git barış hadi. Barış şimdi, şu an git barış ya. Hadi barış kocanla hadi. Olmaz öyle. Olmaz öyle. Çünkü biz yola beraber çıktık. Hainlik olur. Ah, abartmıyoruz, abartmıyoruz. Ne alakası var? Deli deli konuşma, hainlik falan. Ne oluyor? Her şey normal, hiçbir sorun yok. Hayır, evet. Hadi git sen bence. Olmaz öyle kızım, hainlik olurum. Elif de barışmadı, Elif de konuşmuyor. Tamam, git Elif'e de söyle. O da kocasıyla barışsın. Hepimiz barışalım. Hadi kocanla barış. Hadi kocanla barış. Ah. Esra. Yenge. Bu ne ya? Bu ne? Işığı gören geliyor. Bu ne ya? Esra, biz karılarımızı çok özledik ve barışmak istiyoruz. Bunu anlatmak için. Aha, bu da burada. Zeynep, sen de mi buradaydın? Evet. Yani öyle. Biz barışmak istiyoruz ama önümüzde Ozan gibi bir engel var. Evet. Adam izin vermiyor ya. Tutturdu, evet. Yok biz barışacak. Esra benim tepeme çıkar. Yok neydi o? Bir cebi kaybedilirse falan gibi bir şeyler öğrenmiş. Onları anlatıp duruyor. Esra tepeme çıkar ve benzeri şeyler mi dedi? Aynen öyle söyledi. Aynen öyle söyledi. Elimizi kolumuzu bağladı. Barışamıyoruz ya. Vallahi olay bu. Bak bak bak. Bak şunlara bak ya. Satın abi, hemen satın. Güzel, bunlar yazılıyor bir yerlere. Yazılıyor bunlar. Güzel. Sat, sat hemen, sat beni. Ben karımı özledim arkadaş. Bu kadar. Al kapı. Yok artık. Artık değil ya. Bu da değil artık ya. Elif'tir. Aa, çiçeği. Yani, hoş geldin çiçeği. Oo, herkes de buradaymış. Yani. Ben de diyorum ki madem herkes burada, bir de bu kadar da güzel bir yerde artık ayrı ayrı takılmasak da birlikte bir şeyler mi yapalım? Ne olur. Evet. 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 Çok evet. Ben de... Yeter. Hadi. Hadi gidin, ne işiniz var sizin burada ya? Ben karım, ben özür dilemişim. Burada. Sizin burada ne işiniz var? Ben bunların hepsini duydum. Ben buradaydım, ben sabahtan beri evet. Hepsini not ettim, tamam mı? Hadi gidin kardeşim, tamam. Barışın. Hadi abi, ben herkesim, ben buradaydım. Ben buradaydım. Hadi, ben karımdan özür dilemişim. Hadi git, ne yapıyorsan yap ya, hadi. Sen Esra tepeme çıkar mı dedin? Kavgayı yarın yapalım. Biz böyleyiz ya. Ha? Böyle arada kavga falan da ederiz yani, ne var? Evet, evet Ozan ya. Kendimiz olmaktan vazgeçmeyelim. Biz böyle mutluyuz işte. Ha, bu kadar basit ya. Esra, ben diyorum ki biz bu gece atlasımızı da alalım şöyle dışarıda güzel bir yemek yiyelim ha. Ne dersin? Ozan, ben evi çok özledim, inanır mısın? Hani sen o ev işini bir de bana sor. Telefon tabii ki. Kim? Bilmiyorum. Efendim? Ozancığım, merhaba. Salim ben. Salim Kaya. Salim Bey, merhaba. Ben size gereken cevabı verdiğimi düşünüyordum. Konuşacak başka bir şey kaldı mı ki? Kaldı, kaldı.
kalmasa arar mıyım? Sana bir şey söyleyeyim mi Ozan? Bizim çocukluğumuzda böyle güzel parklar yoktu be. Varsa yoksa çamur. Ne diyorsunuz Salim Bey? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Diyorum ki, burada parkta seninle konuşmak isteyen biri var. Al bakalım Atlas. Konuş babayla. Baba. Atlas mı? Ozan? Ozan ne oluyor? Beni buradan gelip alır mısın baba? Ya biz böyleyiz ya. Ha? Böyle arada kavga falan da ederiz yani ne var? Evet, evet Ozan ya. Kendimiz olmaktan vazgeçmeyelim. Biz böyle mutluyuz işte. Ha, bu kadar basit ya. Esra, ben diyorum ki biz bu gece Atlas'ımızı da alalım şöyle dışarıda güzel bir yemek yiyelim ha. Ne dersin? Ozan, ben evi çok özledim inanır mısın? Hani sen o ev işini bir de bana sor. Telefon tabii ki. Kim? Bilmiyorum. Efendim? Ozancığım, merhaba. Salim ben. Salim Kaya. Salim Bey merhaba. Ben size gereken cevabı verdiğimi düşünüyordum. Konuşacak başka bir şey kaldı mı ki? Kaldı, kaldı. Kalmasa arar mıyım? Sana bir şey söyleyeyim mi Ozan? Bizim çocukluğumuzda böyle güzel parklar yoktu be. Varsa yoksa çamur. Ne diyorsunuz Salim Bey? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Diyorum ki, burada parkta seninle konuşmak isteyen biri var. Al bakalım Atlas. Konuş babayla. Baba. Atlas. Ozan. Atlas mı? Ozan? Ozan ne oluyor? Beni buradan gelip alır mısın baba? Tamam. Babacığım sakın korkma. Tamam mı? Sakın korkma babacığım. Ben gelip hemen alacağım seni. Tamam. Babacığım sakın korkma. Tamam mı? Ozan. Ozan ne oluyor? Atlas nerede? Atlas iyi mi Ozan? Ne oluyor? Bir şey söylesene aklımı kaçıracağım. Ne oluyor? Maşallah maşallah. Çocuğun da pek tatlıymış ha. Sana benziyor diyeceğim ama. Neredesiniz lan siz? Ha? Nereye götürdünüz oğlumu? Sakin ol şampiyon. Bir yere götürdüğüm yok. Konum atıyorum. Bekliyorum gel. Her oğlumun kılına zarar gelirse yakarım hepinizi duydun mu? Ozan. Hepinizi yakarım. Ozan. Ozan ne oluyor? Ozan bir şey söyle ne oluyor? Tamam, ne oluyor Atlas sakin, nerede ne oluyor? Atlas oğlumuz iyi tamam sakin. Nerede Atlas evet, nerede ne oluyor bir şey söylesene. Ozan lütfen söyler misin ne oluyor? Atlas. Atlas anneannem. Benekşen. At. Yalçın. Ruhu. Yalçın. Yok yok deniz kenarında da yok ya fırından ekmek alıyordum ya. İki dakika arkama döndüm yok gitmiş. Nereye gider küçücük of. Çocuk Yalçın ay, ya. Bir bilsem aklımı oynatacağım ya. Atlas. Atlas. Anneannem. Zümrüt. Zümrüt. Yok. Yukarı mahalleye de baktım yok. Gören eden de yok. Nereye gitti of. Bu çocuk? Yok ben dayanamayacağım. Oğlum arayacağım. Ara, polisi. Polisi de arayalım. Kolu kuvvetli. Dükkana gidelim. Belki oraya gelir biliyor orayı. Esra'm. Esra'm tamam tamam. Tamam sen korkma. Tamam bizi alacağız Atlas'ı. Tamam. Tamam. Bak ne pahasına olursa olsun alacağız onu. Tamam mı? Tamam korkma. Ozan çok korkmuştur Atlas. Şimdi hiçbir şey anlamamıştır. O ne olduğunu bilmiyordur ki. Ya lütfen daha hızlı git. Lütfen daha hızlı git. Çıldıracağım artık. Lütfen. Birazdan oradayız zaten merak etme. Tamam Mesra'cığım. Tamam sen korkma. Sen neden bana bir şey söylemedin ki? Neden bana hiçbir şey anlatmadın? Ya işlerim o noktaya geleceğini tahmin edemedim. Gidip alacağız şimdi oğlumuzu. Tamam. Efendim anne. Oğluşum bak sana bir şey söyleyeceğim ama sakın şey yapma. Atlas kayıp. Ver şunu ver. Güzelce anlat. Oğlum Ozan'ım bak. Biz fırındaydık. Bir an arkama döndüm yani ekmek parasını uzatmak için. Bir an arkama döndüm yok. İnan bana sadece bir an sıra kadem basmış kayboldu. Yok anlamadım ben de. Babacığım bir beni dinle. Tamam bir tanıdığımız Atlas'ı görmüş bulmuş. Biz de şimdi onun yanına gidiyoruz tamam mı? Merak etmeyin. Ha gerçekten ay Allah'ıma binlerce şükür olsun. Bulmuşlar mı? Bulmuşlar mı? Bulmuşlar şimdi. Evet babacığım bulmuşlar. Annemlere söyle merak etmesinler tamam? Oğlum ben gidip alsaydım torunumu. Yok yok baba. Şimdi biz zaten onu almaya gidiyoruz sonra geliriz yanınıza.
Hadi kapattım ben. Tamam oğlum, tamam. Hadi kolay gelsin. Ne olmuş, tamam. Olmuş? Ya işte Ozan'ın bir tanıdığı mı ne varmış? O bulmuş galiba. Oh, çok ya ama kim bulmuşsa bulmuş. Aman kim bulmuşsa bulmuş. Vallahi ölüyordum vallahi korkudan bu yıl. Çok şükür Emin Ekşi. Bir iki dilim börek getir bana. Şekerim düştü. Anneciğim. Ulan neymişsin? İyi misin? İyi misin oğlum? İyiyim baba. Oğlum. Oğlum benim canım. Oğlum güzelim. İyi iyi. Yalnız tebrik ediyorum. Vallahi bravo. Çok uslu bir çocuk yetiştirmişsiniz. Bizi hiç üzmedi. Hadi siz arabaya gidin Hasan, olur. Ozan. Ne olur arabaya gidin. Sakin ol Rüçü. Tamam tamam, hadi gidin, hadi hadi. Hadi Atlas'ı da gidin, hadi. Gel anneciğim. Seni gebertirim. Duydun mu seni? Gözümü kırpmadan gebertirim. Anladın mı beni? Ha? Anladın mı? Bu kadar büyütecek ne var paşam? Yani çocukla bir parka geldik diye bu kadar kızıyorsan... Oo. Sen ne işimiz var? Ailemden uzak duracaksın. Anladın mı? Ailemden uzak duracaksın. Bırak! Bana bak Ozan. Kredini tükettin. Haddini de ziyadesiyle aştın. Sana akşama kadar mühlet. Düşün, taşın, aklını başına al. Akşam benim galeriye gel. Bu işi bitirelim artık. İnan bana, bu iş çok uzadı. Ya ver şunu, bıyıklığımı da kaybedeceksin. Ya sen de yapma Allah aşkına ya. Ben burada torunumu kaybetmişim, perişan olmuşum. Bir de sen gelme üstüme yani. Gelirim. Sen kimi kaybettiğinin farkında mısın? O benim torunum, torunum. Milyar dolarlık servetin sahibi, CEO'su. Ha bir de dedektif olacakmış. Sen neren dedin? Sen bence önce sihirbaz ol. Önce kaybettiğini bul. İyi, geldiler, geldiler. Ben geldim. Oluşumun oluşum. Canan, ben kurban olurum. Sen nerelere gittin? Nerelere gittin? Torunum, sen nereye kayboldun ya? İki dakika ekmek alıyorduk ha? No, ben çok korktum, çok üzüldüm. Ya senin başına bir şey gelseydi ben ne yapardım ya? Parka gitmiştim. Babam da beni gelip aldı. Babam mı? Ben senin baba diyen dilim. Oğluşum kim aradı sizi? Ya bir tanıdık görmüş parkta. Dediğim gibi işte aradı bizi, biz de. Oh, çok şükür. Geldik. Çok şükür. Ozan oğlum çok üzgünüm kızım. Kusura bakmayın ne olursun. Babacığım artık üzülme lütfen, üzülme. Üzülecek babacığım, bir şey yok. Tamam bir şey yok. Bırak oğluşum üzülsün, üzülsün. Anneciğim. El kadar yavruyu kaybetti. Tamam babacığım. Atlas'ı da gördünüz. Biz artık gidelim olur mu? Yok yok, gitmeyin gitmeyin. Anneciğim. Şu tıknaz kadın çok güzel börek yok, yok gidelim, börek yiyelim yok, çayla. Biz gidelim artık anneciğim, bakıyorum. Tamam, tamam hadi. Hadi börek yeseydik ya. Tamam anneciğim, dikkat sonra. Edin birbirinize. Börek. Hadi. Oğluşum. Görüşürüz. İki börek. Aç değiliz. Zümrüt. Ha. Bunların canı başka bir şey mi? Sıkın bana mı öyle geliyor? Menekşe çocuklarını kaybettiler, buldular, bir sürü şey yaşadılar. Olur o kadar. Doğru. Doğru tabii. Ne zaman benim yanlış bir cümle kurduğumu gördün ha? Zümrüt Korfalı her cümlenin altına imzasını atar. Oh be oğlum benim canım. Canım oğlum. Bu abiler hep burada mı kalacak baba? Evet oğlum, birkaç gün burada kalacaklar. Abilere kepçemi gösterebilir miyim? Tamam, göster oğlum. Hadi. Hadi.
O zaman ben de gideceğim yanına ya. Hayır, tamam. Esra'm tamam. Atlas burada güvende. Merak etme, tamam mı? Tamam, biliyorum ama elimde değil yani. Bir an olsun gözümün önünden ayrılmasını istiyorum. Yanında olmak istiyorum. Biliyorum, biliyorum, biliyorum Esra'm ama... Üf, merak etme, ben bu sorunu kökünden çözeceğim. Nasıl yani, ne yapacaksın? Şirketi satacağım. Ne? O zaman sen ne dediğinin farkında mısın? Esra'm tamam. Madem bu kadar istiyor, gelsin alsın. Hayır, olmaz öyle bir şey. Neden şirketi satıyoruz? Ayrıca şirketi satmak hiçbir şey çözmez ki ya. Gidelim polise anlatalım. Polisle konuşmamız lazım. Hayır, hayır, hayır. Esra'm, polise hiçbir şey anlatmayacağız. Kimseye de konuşmayacağız, tamam? Tamam, güven sen bana. Tamam mı? Bak bakayım bana. Ben bu gece Salim'in istediği gibi mekanına gidip onunla konuşacağım. Tamam? Ya. Ben gittim şirkete. Musa tamam, ben zaten onlarla irtibat halindeyim. Bir dur. Ne? Ben polislerle irtibat halindeyim. Otur şuraya ne olur, gözünü sevdiğim bir otur, bir sakin ol ya. Bir sakin ol, bir otur. Bu adamı ilk gördüğüm günden beri zaten polislerle irtibat halindeyim Musa. Bir süredir Salim Kaya ve faaliyetlerini izliyoruz Ozan Bey. O yüzden sizinle iletişimde olmamız bizim için çok kıymetli. Mahkemede elimizi kuvvetlendirecek her türlü delile ihtiyacımız var. Anladım. Eğer size yardımcı olabilirsem çok sevinirim. Ha bu arada yani aklınızda bir soru işareti kalmasın. Sizin ve çevrenizin güvenliği için biz her türlü tedbir alacağız. Ancak sizden tek bir ricam olacak. Tabii ki, buyurun dinliyorum. Her ne olursa olsun bu durumdan kimsenin haberi olmasın. Eşinizin bile. Anam, ben kimseye bahsetmem, merak etmeyin. Ben de sanıyorum ki bizim yazılımcılarla uğraşıyorsun. Ya. E tamam da Atlas'ı kaçırırken bunlar orada değil miymiş? Niye müdahale etmemiş polis? Etmemişler çünkü zaten parktalarmış Musa. O yüzden müdahale etmemişler ama bu benim içimi rahatlatıyor mu? Elbette hayır. Benim bu işi kökünden çözmem lazım. Tamam çözelim. Nasıl, ne yapacaksın? Şöyle yapacağım. Polislerle de konuştum. Ben bu akşam Salim'in yerine gideceğim Musa. Sanki böyle şirketi satmak istiyormuş gibi yapacağım. Polislerle zaten dinlemede olacak. Ama benim tek yapmam gereken... Salim'i konuşturmak. Ben o konuşmayı yaptırmam Zeyno, yaptırmam. Hayır, Ozan gidip öylece o şirketi o adamlara veremez ya. Ne yapıyor bu? Esra sen iyi misin? Ne diyorsun? Kızım bunlar tehlikeli tipler. Sen deli misin nesin ya? Evet deliyim Zeyno, tamam mı? Hatta deli değilim, ben zır deliyim. Ne oluyor ya? Ozan öylece gidip bizim şirketimizi veremez. Ayrıca polis var, gideriz polisten anlatırız her şeyi. Onlar da çözerler. Ha ne oluyor yani? Hatta ben ne yapıyorum biliyor musun? Şu anda gidiyorum, karar verdim. Sen nereye gidiyorsun? Bir dur, bir dur. Nereye gidiyorsun? Durmayacağım Zeyno, durmayacağım ya. Gideceğim ve o adama söyleyecek bir çift lafım var. Niye duruyorum ki ben? Hem benim çocuğumu kaçırıyor. Ondan sonra da geliyor benim şirketimi elimden alıyor. Olmaz öyle şey. Kızım saçmalama, bak bunlar tehlikeli tipler. Tehlikeliler mi? Ben daha tehlikeliyim. Hayır, ben tehlikeli değilim. Ben tehlikenin ta kendisiyim. Sen de Atlas'tan gözünü ayırmıyorsun. Atlas'ın yanında oluyorsun. Ben gidip o adamlardan her şeyi çözüyorum ulan. Kızım bir dur, nereye gidiyorsun ya? Hoş geldin Ozan. Bak herkesi kabul etmem burada ha. Çok şanslısın. Öyle mi? Bak gel şu sesi bir dinle. Ninni gibi geliyor bana biliyor musun? Çok özel bir motoru var bu arabanın. Arabanın ruhundan anlayacaksın Ozan. Sonunda zamanlama çok önemli. Öyle aniden gazı köklersen araba boğulur. Zorlanmaya gelmez. Arabalar sahiplerine benzer Ozan. Ben de zorlanmaktan hiç hoşlanmam. Anlamışsındır artık sen de. Anladım. Salim Bey anladım. Binsene. Şu arabanın sesini bir dinle. Bak bir daha başka hiçbir arabaya binmek istemeyeceksin.
Çok teşekkür ederim ama ben arabamdan memnunum. Çok sağ ol. Çok katısın be paşam. Ama öğreneceksin esnemeyi. Öğreteceğim ben sana, merak etme. Öncelikle buraya gelmen bence bizim için iyi bir başlangıç. Hadi gel öbür arabaları da göstereyim sana. Arabalarınız gayet güzelmiş Salim Bey. Güzeldir Ozan. Hepsinin ayrı ayrı bir yeri var bende. Mesela şu. Almak istediğimde sahibi bana çok sıkıntı çıkartmıştı. Ama ben ne yaptım? Sıkıntıları tek tek bertaraf ettim. Şimdi hem eski sahibi memnun hem de ben. Bütün bunlara gerek yok Talim Bey. Ben zaten kararımı verdim. Şirketimi size satacağım. Ha. Sadede gel, boş yapma diyorsun yani. Çok güzel. Devam et, dinliyorum. Yalnız şirketim için istediğim rakam az değil. Onu bilin. Sana demiştim Ozan. Bu hayatta her şeyin bir fiyatı vardır. Oo. İstediğin para çok sağlam mı? Tamam, anlaştık. Şirketini aldım. Sadece bu kadar da değil Salim Bey. Ben şirketimde ne yapmak istediğinizi de öğrenmek istiyorum. Teknolojiye merakım olamaz mı? Madem ben şirketin başında duracağım, ben neyin parçası oluyorum? Ne kadar risk alıyorum? Ailemi, kendimi neyin içine sokuyorum bilmem lazım. Açık sözlü insanları severim Ozan. Seni de sevdim, yalan yok. Ama sana bunları anlatırsam öyle canın istediğinde kapıyı çekip gitmek yok. Biz buraları geçtik diye düşünüyorum Salim Bey. Zeki adam ya. Tamam. Anlatayım Ozan. Şimdi bak. Kayıttayız değil mi? Evet komiserim. Ozan şimdi bizim işimiz... Bırak, bırak diyorum ya. Bırak, bırak. Ne oluyor ya? Karım, yani karım. Bırak diyorum ya. Bak, bırak. Bak, ısırırım, yemin ediyorum sana. Çekil, kocamla konuşacağım. Var ya, sana şirket mirket yok. Sana şirket falan satmıyoruz. Tamam. Yürü oradan, tamam. Yürü oradan. Hayır, gitmiyoruz. Bak, ne güzel konuşuyorduk sadece. Ne konuşuyorduk? Tüh, senin kalıbına tüküreyim Emin. Ne konuşuyorduk ya? Ne konuşuyorduk? Sana yazıklar olsun. Sen şirketimizi bu adama mı, şu sıfatsıza mı satacaktın? Şu cibriyetsize bizim şirketimizi mi satacaktın? Tamam, hadi arabada konuşuruz. Hadi. Ne arabada konuşuruz? Bu adam bizim çocuğumuzu kaçırdı. Sen de utanmadan, arlanmadan bizim şirketimizi şuna mı satıyorsun? Bir kere de bana güven be. Bir kere de bana bir güven be. Ölür müsün ya güvensen bir kere? Ozan! Ah Ozan ah! Neyine güveneyim ben senin? Şirketimizi satıyorsun. Ben senin neyine güveneyim? Yazıklar olsun, beni çok şaşırttın. Ha işte bak, ben de tam olarak bunu istiyorum. Bir kere de sen beni şaşırt ya. Bir kere de benim şu işime bir karışma. Nasıl bakalım. Karışmayayım ulan? Ben senin işine karışmasam ne yapacaksın biliyor musun? Bizim gül gibi şirketimize de satacaksın. Bacım. Arkadaşlar seni bıraksınlar eve, biz erkek erkeğe konuşalım, bitirelim mevzuyu. Sakin değil mi? Erkek erkeğe mi? Ulan erkek erkeğe sen nasıl bir iş halledeceksin acaba? Sakin. Erkek erkeğe bir kadın olarak yemin ediyorum bu arabalar... Nasıl bir şey ya? Seni polise veririm. Seni polise veririm. Hiç bana öyle bakma. Hepinizi polise çıkart ederim. Polis yok biz bak. Salim Bey biz sonra konuşuruz olur mu? Tamam. Sonra konuşuruz. Buna yazıklar Harun. Ayrıca sen tehlikeli misin ha? Sen tehlikeli misin ha? Sen tehlikeysen ben tehlikenin ta kendisiyim. Kocama sıkmış adamım. Sana mı sıkamayacağım be? Ben kocama aldım böyle tüfekle pam pam
diye vurdum. Seni de vururum, seni de vururum. Hepinizi bacaklarından sıkarım. O gün seni gördüm. Vurmadım, hani bir şey gördüm seni o gün. Hadi yürü. Senin ağzının ortasına... Hep buradan hep vurdum seni. Tamam, hayır, hayır. Tamam, kim oldu bilmiyorsun. Ben tehlikeliyim. Ben aşırı tehlikeliyim. Bir dakika, bir dakika. Bilirim ki Ozan, yani sen söylesen ben susardım. Ayak uydururdum meseleye. Ya sen hala kendini mi savunuyorsun ya? Hala bak, bu adamların kaç yıldır yaptığı operasyon sahiden 5 dakikada çöp oldu. Ya, vallahi bu bakış senin. Sen kutla kendini, at senin başarı ya. Saçma sapan operasyon. Küçük bir hatayla mı çökermiş? Yani sizin için şey yapmıyorum amirim öyle. Ya sen hata olduğunu kabul ediyorsun yani bu yaptığının, doğru mu? Hiç de bile. Niye hata ya? Amirim, şirketini savunmak suç mu? Sorarım size. Ben şirketimi savundum. Yani bugün öğreneceğimiz bilgiler çok önemliydi. Anında konuşmaya başlıyordu ya. Tam. Tamam, kaş göz yapsaydın Ozan. Bana böyle kaş göz yapsaydın ben susardım. Nasıl kaş göz yapayım ben sana? Tutmasam sen adama saldırıyordun. Ben nasıl kaş göz yapıyorum? Tamam, kaş... haklıyım. Adama saldırmakta haklıyım. Ayrıca sen de hiç boş durmamışsın. Bana niye anlatmıyorsun? Bana önemli bilgileri neden vermiyorsun? Sen bana önemli bilgileri vermezsen ufak bir talihsizlik yaşanmış. Talihsizlik, onun adı talihsizlik değil. Ufacık değil, onun adı ne biliyor musun? Operasyonun iptali. Talihsizlik değil onun adı. Amirim. Amirim, size ufacık bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Operasyon gitmedi, kurtarılabilir benim çünkü çok güzel bir fikrim var. Yok, 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 yok. İnan öyle yok, böyle bir şey. Ozan, sen amir misin? Ben şu anda amirimle konuşuyorum. Amir Bey. Buyurun, dinliyorum. Bence tekrardan operasyonu başlatabiliriz. Biz Ozan... Ozan'la diyorsun hala Ozan. Ay Ozan yok. Ozan'ı unut. Ozan. Ya sus ya da çık dışarı. Amirim, biz şimdi Ozan'la beraber eve girebilirsek... Giremeyiz. Biz o eve giremeyiz. Giremeyiz o eve. Hangi eve gireceğiz? Olmaz amirim. Ev olur, olmaz. Olur amirim. Çok güzel olur. Eğer biz Ozan'la eve girersek ben operasyonu başlatırım ve bütün bilgileri alırım. Nasıl? Artık konuşacağını sanmıyorum. Ha? Gördün mü bak, amir işte, amir. Bak biliyor adam, amir çünkü. Bak adam konuşmaz, konuşmaz diyor. Konuşmaz mı? Niye konuşsun artık zaten? Ama eve girmeyi başarırsanız... Hayır. Çalışma odasına kamera yerleştirirsek hayır. Çok iyi olur. Olur, evet. Olmaz. Olur, harika olur. Olmaz. Olur. Olmaz. Olur, olur. Çok güzel olur. Biz bu işi yaparız. Yaparız, harika. Bence denemeye değer. Deneyeceğiz. Bilmiyorum ya, ben bilmiyorum. Gerçekten hem de çok riskli hem de çok tehlikeli biri, bilmiyorum. Hayır, değil, tehlikeli değil. Ayrıca ben daha tehlikeliyim. Hatta ben tehlikenin ta kendisiyim. Ben zaten senden bahsediyorum Esra'cığım. Ozan'cığım uzatma artık, arı şu adamı. Şu anda bir operasyon başlatıyorum. Ay, tüylerim diken diken oldu. Harekete bak be! Aslanım be, harekete bak, 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 bak. Şu ajanlığa bak. Oğlum bakar mısın? Bir bak bunlara ya. Karı koca nasıl çözüyorlar meseleleri? Nasıl iyi ajanlar? Bak ajanlar, karı kocalar ve her şeyi çözüyorlar. Esra'cığım biz ajan mıyız? Ozan bir nevi ajan sayılır sonuçta. Ve yarın ilk görevimize çıkıyoruz ya. Karı koca olarak ilk ajanlık görevimiz. Gel vazgeçelim bu işten. Hah, gözünü sevdiğim. Hadi gel. Bak. Gel. Gelin sahilin evine gidiyoruz. İp beni pazara çıkıyoruz. Ayrıca gelir misin canım? Otur. Ne kadar tembelsin. Hiç hevesli değilsin ya. Öğrenmen lazım gerçekten. Öğren bak. Bir iki hareket öğren. Baksana bak. Nasıl beyin jimnastiği yapıyorlar. Onları öğrenelim. Esra'cığım. Bugüne kadar neden seni bu işten uzak tuttum? Hı? Sana bir şey olmasın istedim değil mi? Şimdi ben kendi elimle bu ellerimle seni bu kadar pislik bir adamın evine mi götüreceğim? Ozan, hayatım bana hiçbir şey olmayacak çünkü sen benim yanımdasın. Ayrıca biz seninle ne kadar iyi bir takımız, unuttun mu? Biz iyi bir takımız, tamam da sen bizim maceralarımızın nasıl sonlandığını hatırlamıyorsun galiba. Amirim, tarihi eser kaçıran şahsı yakaladık. Ama asıl önemlisi büyük patronla karısını yakalamış olabilir. Memur bey, bizi bir dinleyin lütfen. Biz şu an neredeyiz? Sen niye bu eve geliyorsun ha? Bana gel. Ne yapıyorsunuz burada? Durun. Kaldır kolları, kaldır. Ya ne bir şey varmış? Bıraksana amca şunu be, bir bırak. Amca. Tamam. Ben seni vurdum. Ben seni bayağı vurdum ama. Vurdun mu? Sıktın ya, bana sıktın. İnsan takım arkadaşını vurur mu? Vurmaz. Ama bu sefer farklı olacak gerçekten. Hem polisler de işin içinde, güvendeyiz yani. Allah Allah, hadi artık şu filmi izler misin? Biraz konsantre ol lütfen. Bak izle, bir şeyler öğren. Karı koca ilk işimiz. Belki ikinci, üçüncü işimiz de olur. Ajanız biz. Çok iyi bir ajan. Ozan şuna bak, küçücük ya. İnanamıyorum.
Biz şimdi bunu çalışma odasına yerleştireceğiz. Polisler de kaydedecek, öyle mi? Aynen öyle Esra, aynen öyle. Merhaba komiserim, bizi görüyor musun? Bizi görüyorlar mı acaba? Merhaba komiserim. Merhaba memur arkadaşlar, merhaba polis arkadaşlar. Öncelikle bana güvendiğiniz için çok teşekkür ederim bize yani. Biz çok heyecanlıyız ajanlık konusunda. Ve bize sonsuza kadar güvenebilirsiniz. Biz bu işin üstesinden geleceğiz, bize güvenebilirsiniz. Başarıyla biz tamamlayacağız bu ajanlığı. Başaracağız, tamamlayacağız. Esra'cığım sen artık onu bana versen mi? Hayır ya. Ben meraklıymışsın ajanlığa Esra, meraklı var. Nasıl hayır? Niye? Hayır. Niye ya? Ne demek niye? Çünkü senden şüphelenirler ama benden şüphelenmezler. Benden asla şüphelenmezler. O yüzden ben yerleştireyim. Olmaz. Esra, oldu bile. Bak al cebime koydum. Esra. Allah'ım yarabbim ya. Ayşe çok heyecanlıyım. Ozan şu anda çok heyecanlıyım. Sen hazır mısın? Yani değilim ama. Tamam ben de tam olarak hazır değilim. Ama başaracağız. Bu ajanlık meselesinde çok iyi olacağız. Hadi gidelim. Siz burada bekleyin, Salim Bey birazdan gelir. Tamam, teşekkürler. Sağ olun. Ay, Salim sen ne tatlısın. Ay Allah. Ay, Ozan havladı ya. Ajan oldu, Ozan anladı mı acaba? Yani hissetti galiba, baksana. Korkmayın, korkmayın diyeceğim ama biraz dengesizdir. Sağ solu belli olmuyor. Ponçik. Ponçik mi adı? Evet, Ponçik. Kızım koydu adını. Merhabalar bu arada Salim Bey. Merhaba Ozan. Hoş geldiniz. Esra Hanım, bugün daha sakin gördüm sizi. Ben sakinleştim diyelim. Hadi Ponçik, gez dolaş biraz. Buyurun geçelim. Yani Salim Bey, anlayacağımız... Ben çok pişman oldum. Söylediklerim bana hiç yakışmadı. Yani hiç yakıştıramadı sen. Hiç yakıştıramadı. Hani sabahlara kadar uyumadı hatta. Sonuçta bir insanın evladı, bir insan evladı. Öyle kaçırılır mı noktasında bayağı sinirlenmiş olsam bile. Sinirlensem bile içimdeki o siniri ben bastırdım. Çünkü dedim ki herkes hata yapar. Sonuçta biz de iş yapacağız, yüz yüze bakacağız. Aradaki buzları eritelim dedim. Öyle. Ben hep demişimdir Ozan. Kadın milletini kızdırmayacaksın. Seninkini de tersi pismiş ha. Öyledir Salim, öyledir. Oluyor böyle şeyler. Yapacak bir şey yok. Önemli olan bundan sonrası. Kesinlikle öyle şey. Bu arada müsaadenizle ben lavaboya gidebilir miyim? Tabii. Çalışanlar yardımcı olsun size. Göstersinler. Teşekkürler. Bir şey mi bakmıştınız?
Şey, ben lavaboyu arıyordum da aslında lavaboya gidecektim. Lavaboya bakmıştım. Buyurun götüreyim size. Ay, hiç zahmet etmeyin, ben kendim giderim. Ben size yardımcı olmak için buradayım. Lütfen buyurun. Tabii ki. Burası. Teşekkürler. Her şey burada döndüğüne göre. Seni nereye koysam acaba? Önemli olan burası. Buraya odaklanmam lazım. Buraya göre seni yerleştirmem lazım. Fazla geciktirmeyin. Salim Bey kızarsa olacakları biliyorsun. Tamam, teslimatı yapınca haber verirsin. Arıyorum evrakları şimdi, dosyayı bulamadım. Şimdi diyorum ki Ozan, önce avukatlarımız bir araya gelsin. Onlar formaliteleri halletsinler. Biz sen de daha sonra imzaya geçelim. Tabii tabii Salim Bey, ben bizim avukatlarla konuşurum. Ya ben bir Esra'ya bir bakayım. Herhalde bulamadı lavaboyu. Ya bulmuştur. İçeride bir dünya çalışan var, göstermişlerdir. Yok yok, şimdi benim aklım kaldı. Ben bir bakayım ona. Bekle, bekle bir saniye, arıyordum. Bekle. Pardon, lavabo ne tarafta acaba? Arayacağım ben seni. Gelin göstereyim. Bu arada Salim Bey galiba sizi çağırıyordu, bir bakarsınız. Tamam. İşte tamam. Çok güzel bir yer buldum. Şimdi bu kitapları, ansiklopedilerin arasına sıkıştırırsam. Of, kaç kere gireceksiniz daha odaya? Hey, hey, hey. Ozan, Ozan, korktum
ya? Çık, çık. Allah Allah. Çık ya, sen ne yapıyorsun? Bir gittin gelmedin. Ne demek ne yapıyorsun işte? Kamerayı yerleştirmeye çalışıyorum. Ayrıca sonra adam geldi. Ben de ne deseydim, size şu anda özel alanınıza ihlal etmek için böyle kamera yerleştiriyorum. Tamam. Tamam, bağır istersen. Biraz daha bağır. Öyle duymazlar çünkü. Abim, sinirlendiriyorsun beni. Uf, tamam, hadi ver. Ver şunu şuraya bir yere koyalım. Nereye koyalım? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? İşte koyuyorum. Ne yapıyorsun? Oraya konulur mu ya? Kabak gibi. İki saattir ben ne yapıyorum burada? Deniyorum herhalde neyi nereye koysam diye. Burası olmaz. Ne? Ayrıca ne yapacağız? Adamın sırtını mı çekeceğiz? Ya niye çekeceğiz ama işte çok iyi koyalım çeksin işte ya. Film mi çekiyoruz ya? Ne sırtı ya? Film çekmekle ne alakası var? Film çekecek. Açımı veririz. Ne yapacağız? Herhalde açacağım. Oradan buraya çekeceğiz. Sen nereye çekeceksin? Adamın sırtını ben açacağım. Allah Allah, dur. Yeter. Şurada ben bir yer buldum. Oraya koy. Allah Allah, ne yapıyorsun? Kapat kamerayı ağzında. Gel buraya. Kamera, gel, 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 gel. Yutma, yutma. Kamerayı hayır, yutma. Hayır, gel buraya. Kamerayı yutma. Gel buraya. Kamerayı yutma. Buraya gel. Kamerayı yutma, geç, kamerayı. Geç, arkasına geç. Arkasına, geç, arkasına. Geç. Hayır, oradan olma. Gel buraya. Sen, gel. Sen, Esra, sen, sen. Hayır, hayır, oradan değil, oradan. Sen geç, sen geç, sen geç. Sen geç, orada bak, kamerayı ver. Peynir mi? Kamerayı ver, kamerayı ver, kamerayı ver. Tamam. Gel bakayım. Ver kamerayı. Ver kamerayı. Ver kamerayı. Bol çık, bol çık, bol çık. Bak, bak, bak. Ben CEO adamım. Sana en güzel, en pahalı mamalar da alacağım. CEO'yum ben. Lan konuşma. CEO'yum ben, CEO'yum ben. Ya CEO'nunla ne alakası var şu anda? Evet diyecek. Poncik'le ne kadar iyi bir CEO'sun diyecek. Ağzındaki kamerayı bıraksak. Evet, bırakacak. Hadi, hadi kızım. Bir kafeye hava açma bari. Hadi kızım, hadi kızım. Bak, bekle beni, bak. Beni dinle. Hadi. Kızım deyip durmasan oradan. Erkek bir kere ya. Erkeğim de, oğlum de. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi, hadi ponçiyim, hadi güzel. Öyle olmaz, ben de ponçiyim. Bir saçmalama. Hadi, 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 hadi. Hadi ponçiyim, hadi ponçiyim. Hadi güzel ponçiyim, hadi ponçiyim. Ver, ver oğlum, ver, 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 ver. Esra ablası, hadi ver kamerayı ponçiyim. Hadi ponçiyim, ver kamerayı. Şu kamerayı ver, kamerayı ver, 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 ver kamerayı ver. Hadi ver, ver. Ne yapıyorsunuz siz burada? Ya ben artık hiçbir şey demiyorum ya. Gerçekten sana hiçbir şey demiyorum. Ben normal durumlarda böyle durumlarda seni alkışlarım biliyorsun. Ama şu an alkışlayamıyorum. Neden? Ellerim bağlı. Niye? Sayende. Esram sayende. Ama şimdi sana ne yapıyorum? Şapka çıkarıyorum ha. Şapka sana. Ya vallahi bravo ya. Ozan, bizi böyle yan yana bağladılar ya. Bence bu sefer kurtulabiliriz. Yani kurtulmamız daha kolay olur gibi hissediyorum. Ben bence bu ipleri çözeceğim. Kurtulacağız. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Hadi bakalım. Hadi bakalım Mustafa'can. Kurtul da göreyim bakalım. O kadar izledin o filmleri. Kurtulacağım işte o zaman. Bağırıp durma be. Kurtulacağım işte. Allah Allah. Kurtulacağım, kurtulmaya çalışıyorum. Ya benim oğlum, bana baba demiş ya. Benim oğlum bana baba demiş. Benim şu düştüğüm hale bak ama ya. Bu ne ya? Çok güzel baba demiyor mu ama? Yani ya böyle şey gibi değil mi? Dünyanın en güzel kelimesiymiş gibi baba. Ama ben sana söylemiştim. Kendiliğinden söyleyecek o kelimeyi demiştim. Zamana bırak demiştim. Hakikaten demiştim Esra. Ama nihayet oldu. Vallahi oldu dedi baba dedi. Oldu. Bir şey diyeceğim Ozan. Ha. Sence polisler bizi kurtarmaya gelir mi? Sonuçta kamerayı açmışlardır yani. Halimizi görmüşlerdir değil mi? Yani eğer kamerayı açtılarsa evet gelirler. Ama açtılarsa tabii. Ozan, seni çok seviyorum. Yani eğer başımıza bir şey gelirse bunu unutma, tamam mı? Ben de seni çok seviyorum Esra. Çok. Ama ya bak işte bunları böyle normal zamanlarda mı söylesem? Hı? Yani böyle zor koşulları beklemesen mi acaba artık? Tamam, haklısın. Ha, bundan sonra her zaman söyleyeceğim seni ne kadar çok sevdiğimi. Söyle işte. Hep söyle ya. Hadi söyle bana bunları. Abi, abi, abi Allah aşkına beni bir bırakın. Abi, bir Salim Bey dinlesin beni abi. Ne olur, ne olur abi, yalvarırım bırakın beni. Abi, ne olur beni bir Salim Bey'e bir götürseniz. Ben bir onunla bir... Abi, abi Allah aşkına bak beni bir Salim Bey'e götürün. Bak beni tanır, ben kaç yıldır burada çalışıyorum abi. Bağlama ya, bu ne olur abi, abi. Yalvarırım abi bak. Bak Salim Bey'le bir görüştürseniz değil mi? Hoş fazla. Kardeş. Salim Bey bizi de mi dinleseydi? O köpeğin ağzındaki o şeyle bizim hiçbir alakamız yok. Oradan bir kablo bulmuş onu kemiriyordu. Esra. Biz onu köpeğin ağzından almaya Esra çalışıyorduk. Esra gitti deriz. Bittim ben. Ben bittim. Kardeş sen ne yaptın? Yani ne yaptın da buraya düştün?
Biliyor musunuz ben Salim Bey'in muhasebecisiyim. Yıllardır ben Salim Bey'in... kaç milyon dolar parasını akladım biliyor musunuz? Bir 500 bin dolarcık kendime aldım diye şu düştüğüm duruma bakın. Yani ayıp etmiş ama. Ayıp etmiş değil mi Ozan? Yani çoğulacak iş mi canım 500 bin? Siz niye düşünüyoruz buraya? Seviyoruz be abi. Yani böyle nezarethane olsun. Ne bileyim böyle yerlerde bağlanmak olsun. Ya bizim sık sık karşılaştığımız bir durum. Değil mi Esra? Evet evet çok hoşumuza gidiyor yani. Sevdiğimiz bir aktivite bu. Evet evet. Abi tabii biz severiz yani bu şeyleri. Kardeş sen madem Salim Bey'i tanıyorsun. Sence bize ne yapar? Buraya inip çıkabilen görmedim ben. Kenarları kaldı güneş. Biraz daha aşağılarını boya. Esra. Ne oldu? Ben galiba bunu çözeceğim. Gerçekten mi? Ozan hadi çabala birazcık daha çabala. Lütfen çözün artık. Kurtul ya çıkalım şuradan. Dur. Abi elindeymişken beni de çöz be abi. Kardeşim bakacağız ona. Ben bir karımı çözeyim. Bakacağız. Ona da bakacağız. Ah. İyi misin? İyi misin? Abi, abi. Abi, abi, abi. Gel hadi gel. Gel madem. Gelsin hadi. İyisin, iyisin. İyisin. Yürü. İyi misin? İyiyim. Esra iyi misin? Hadi Ozan. Hadi gidelim. Korfalılar siz misiniz? Yani neden sorduğuna göre değişir. Biziz. Tamam. Belki odur. Biz değilizdir. Merhaba Ozan Bey. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.